Merhaba arkadaşlar, muhasebe dersinin ilk videosundayız. Bu videoda muhasebenin tanımı ve muhasebenin temel işlevleri nelerdir? Bunlara bakacağız. Buyurunuz, ilk sorumuza cevap vererek başlayalım. Neden muhasebe öğrenmeliyiz ve muhasebe bize hangi bilgileri üretir? Kuracağımız ilk cümle basitçe şudur. Muhasebe işletmenin dilidir arkadaşlar. Ve biz muhasebe yardımıyla finansal tablo üretiriz. İşlemleri kaydederiz. Yapılan bir işlemin mali tablo üzerinde nasıl bir etki yarattığına bakarız. Buna göre muhasebe 1. Kaynak elde eder. 2. Bu kaynakları kullanır, mal ve hizmet üretir. 3. Bu mal ve hizmetleri satarak gelir elde eder. Ve bunlara bağlı olarak da arkadaşlar bu geliri elde ederken mal ve hizmet dışında ekstradan bazı maliyetlere katlanması gerekir. Sonuçta ortaya çıkan faaliyet sonucumuz kar ya da zarar olur. Muhasebe bunların tamamıyla ilgilenen bir alandır diyebiliriz. Şimdi bütün bunları yaparken muhasebedeki en önemli bilgimiz para ile ölçülen bazı değişiklikler vardır. Ve bu değişikliklere ait bilgileri üreteceğiz ve bunların raporlamasını yapacağız. Muhasebe işletmenin dilidir. Kaynak elde eder. 1. Bu kaynakları kullanır, mal ve hizmet üretir. Bunları satar, gelir elde eder. Bunu yaparken maliyetlere katlanır. Sonuçta da kar ya da zararımız ortaya çıkar. Peki, nedir muhasebenin tanımı der isek, yaptığımız klasik tanım şudur. Varlık, borç, sermaye, gelir ve gider. 5 temel unsur. Varlık, borç, sermaye, gelir ve giderdeki değişiklikleri artış ve azalışlar kaydeder, sınıflandırır, özetler ve bunların analiz ve yorumunu yapan sistem muhasebedir der. Şimdi yaptığımız tanımı tek tek unsurlarına ayırır isek varlık muhasebenin ilgilendiği şeylerden biridir. Varlık nedir? Burada yapacağımız tanımlar 1. Türkiye muhasebe standartlarına göre ve vergi usul kanununa göre ya da temel muhasebe ilkelerine göre genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine dayanır. Buna göre varlığın tanımı şu. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değere varlık dedim. Hemen tanıma dikkat edersem varlık olmanın iki tane özelliği var. Bir, kime ait diye sorduğumda cevap işletme olacak. Sahip değil, ortak değil, işletmeye aittir. Ve iki, bunlar ekonomik değerdir. Yani ya paradır ya da doğrudan doğruya paraya dönüşebilir unsurlardır. Neler var? Bakınız, para varlıktır. Efendim, ticari mal varlıktır. Taşıt, bina, demirbaş, alacak hakkı varlıktır. Sondan başlayalım. Alacak, parayı isteme hakkıdır ve bu hak işletmeye aittir artı ekonomik değerdir. Bu yüzden varlıktır. Demirbaş, bina, taşıt tamamı kime ait? İşletmeye. Ekonomik değer mi? Evet, bunların hepsi varlıktır. Derdim şu, saydığım bu varlık kalemleri 1. Dönem içinde artar, 2. Azalır. Genel bir eksikliktir. Muhasebede giren, çıkan yok arkadaşlar. Net, muhasebede para ile ölçülen artış var, bir de azalış var. Benim öncelikli derdim de bu artış ve azalışı dikkat kaydetmektir. Muhasebe 5 konuyla ilgilenir. İlgilendiği konulardan ilki varlıktır, tanımı ve beni ilgilendiren faslı budur. Devam edelim. Kavram 2, borç. Üçüncü kişilerin işletme varlıkları üstündeki hakkı borçtur. Tanım bu. Üçüncü kişilerin işletme varlıkları üstündeki hakkı borçtur ve bankaya borcum olur, senetli borcum olur, senetsiz borcum olur, tahvilli borç olur. Bir sürü borç kalemi var. Muhasebenin derdi bu borç kalemleri artar, azalır, sen bunu kaydet. Geriye dön. Muhasebe neydi? Varlık, sermaye, borç, gelir, gider. Beş unsurda artış ve azalışa bakardı. Borcun ve varlığın tanımını yaptık. Şimdi sermayeyi tanımlayalım. Dikkat, burada hata yaparız.
işletme sahiplerinin işletme varlıkları üstündeki hakkı sermayedir. Tanım bu. İşletme sahiplerinin işletme varlıkları üstündeki hakkı sermayedir ve sermayem de artar ya da azalır. Ben bunu kaydetmeliyim. Şimdi burada arkadaşlar şu ilk üç kavram arasında şöyle bir bağ söz konusudur. Bu bağı bir açmaya çalışalım. Diyelim ki Murat Hoca 1, Etrabi Hanım 2 ve ben 3. Üçümüz bir araya geldik ve bir işletme kurmaya karar verdik. Bir şirket kurmaya karar verdik. Dedik ki neyiniz var neyiniz yok bir dökülün bakalım. Murat Hoca dedi ki benim param var. Tutarları şöyle minik tutalım 1000 lira. Başka bir de motorlu taşıtım var dedi. Onun da değeri tam bir Türkiye'li davranışı. 1000 liralık parası var ama 2000 liralık motorlu taşıtı var. Etrabi Hanım sen de bir dökül bakalım senin neyin var dedik. Etrabi Hanım dedi ki ben sadece nakit keş çalışırım. Benim 4000 lira param var dedi. Siz bunu milyon diye düşünün. Tamam. Bana sordular senin neyin var dediler. Ben dedim ki bana ait benim adıma kayıtlı bir iş yeri var. Onun da bedeli 3000 liradır dedik. Şimdi biz bir işletme kurmaya karar verdik ve işletmeyi kurarken yazılı bir sözleşme hazırlandı. Ve işletmenin adına da çok zeki insanlar olduğumuz için isimlerimizin baş harfini birleştirdik. MES bilmem ne işletmesi dedik. İşletmeyi kurduğumuzda yazılı bir sözleşme hazırlandı ve bu sözleşmeye göre Murat Hoca dedi ki ben paramı bu işletmeye vereceğim. Etrabi Hanım dedi ki ben de paramın yarısını bu işletmeye vereceğim. Murat Hoca'dan 1000 lira, Etrabi Hanım'dan 2000 lira, toplam 3000 lira para geldi. Ben de dedim ki iş yerimi burada kullanmaya karar verdim ve 3000 liralık iş yerini buraya verdik. Dikkat, muhasebe şu araya çizgiyi çeker ve der ki MES işletmesi kuruldu, tüzel kişilik kazandı. Artık bu mal varlıkları kime aittir? İşletmeye. Muhasebe ve genel olarak muhasebeyi ilgilendiren bütün taraflar ortakların bundan sonra ne yaptığıyla asla ilgilenmez. Muhasebenin baktığı şu. Bu mal varlıkları işletmeye aittir. Dikkat! Bu işletmede para işletmeye ait bir ekonomik değerdir. İş yeri artık işletmeye ait bir ekonomik değerdir. Bunların parasal büyüklüğü bu işletmenin sermayesidir. Sermayenin tutarı 6000 oldu. Kurduk, faaliyete başladık ama daha birinci hafta birbirimize girdik. Anlaşamadık, kavga dövüş patladı, karakolluk olduk. Dedik ki ayrılıyoruz kardeşim, bir hafta sonra ayrıldık. Ayrılmamızın sebebi de şu, çayı kim demleyecek, servisi kim yapacak? Ayrıldık ve işletmeyi tasfiye etmeye karar verdim. Sorum şu, para ve iş yeri şu anda işletmeye aitti. İşletmeyi tasfiye ettiğimde bunlar ne olacak? Bunlar kurucu ortaklara, sahiplere geri dönecek. Sermayenin tanımına biz de dönelim. Neydi sermaye? İşletme sahiplerinin işletme varlıkları üstündeki hakkıydı. Burada para varlıktır, iş yeri varlıktır ama bunların parasal büyüklüğü yani 6000 bu iş yerinin sermayesidir. İşletmeyi kapatır isem ortaklardan aldığım bu mal varlıklarını onlara iade etmem gerekir. Bu yüzden sermaye sahiplerin varlık üstündeki hakkı diye tanımlanır. Devam. Borcun tanımı biraz tuhaftı. Onu da bir açalım. Üçüncü kişilerin varlık üstündeki hakkı da borçtu. Buna göre örneği başa aldım. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Kavga dövüş yok. Çayı kim demleyecek, kim dağıtacak burada da hemfikiriz. Ve işletme faaliyetini devam ettirirken biraz borçlandı. Borcun tutarı da 2000 olsun. Şimdi bu borç benim borcum değil. Etrabi Hanım'ın borcu değil, Murat Hoca'nın borcu değil. Bu borç işletmeye ait.
İşletme borcunu ödemez ise yasal süreç nedir? Haciz, icra. Neye gelir? İşletmenin sahip olduğu varlıklara gelir. O halde borcun tanımına dön. Borç, üçüncü kişinin işletme varlığı üstündeki hakkıdır deme sebebimiz bundan ibarettir. Bu üç kavramın birbiriyle olan bağına dikkat ettim. Devam. Varlık, sermaye, borç, gelir ve giderle ilgileniyordum. Gelir ve giderde de durum şu. Gelir, sermayede artış yaratan, çiz altını lütfen, işlemdir. Bu önemli. Sermayede artış yaratan işlemlere gelir dedik. Göreceğiz ki tek düzenli hesap planı bir işletmenin gelirlerini 3 başlıkta toplar. 1. Mal satarak elde ettiklerin. 2. Diğer faaliyetlerden olan gelirlerin. 3. Olağan dışı gelir. Gelirler 3 grup altında onlarca kalemden oluşur. Benim faiz gelirim olur. Kira gelirim olur. Kambiyo karım olur. Menkul kıyme satış karım olur. Temettü gelirim yani kar payı gelirim olur. Onlarca gelir kalemi var. Dert ne? Saydığım bu gelir kalemleri. 1. Artar. 2. Azalır. Bunları kaydet. Son kavram gider. Sermayede azalış yaratan çiz altını işlemdir. Sermayede azalış yaratan işlemlere gider denir. Tek düzen hesap planı giderleri de tam 6 grupta toplar. Satış indirimleri, satışların maliyeti, faaliyet gideri gibi. Biz şimdi bu detaylara girmeden diyelim ki kira gideri olur, karşılık gideri olur, komisyon gideri olur, menkul kıymet satış zararı olur, kambiyo zararı olur. Dert, onlarca gider kalemi var, artar ve azalır, bunları kaydet. Toparlayalım. Muhasebenin tanımı şuydu. Varlık, borç, sermaye, gelir ve giderdeki artış ve azalışı kaydeder, sınıflandırır, özetler, analiz ve yorumunu yapan sistem muhasebedir. Şimdi tanımları kendinize ifade eder olmanız son derece önemli. O yüzden bunların birer cümlelik tanımlarını mutlaka biliniz. Peki, muhasebe bu. Muhasebenin işlevleri nelerdir? Dikkat ediniz. Şimdi buna bakalım. İşlevlere geçmeden özür. Gelir ve giderin tanımına çok yakın iki tane tanım var. Onları vereceğim. Gelir, sermayede artış yaratan işlemdi. Gider, sermayede azalış yaratan işlemdi. Senden notundan işaretle bakalım. Kar neymiş? Sermayedeki artış. Zarar ne? Sermayedeki azalış. Fark ne? İşlem. Buna göre sermayede artış yaratan işlem gelirdir. Ama sermayedeki artış kârdır. Sermayede azalış yaratan işlem giderdir. Ama sermayedeki azalış zarardır. Burada bir ön bilgi olarak veriyorum. Daha sonra stoklar bölümünde çok ayrıntılı olarak açacağım. Biz kârı ya da zararı arkadaşlar, gelir eksi gider dışında vergi usul kanununa göre sermaye karşılaştırma yoluyla hesaplarız. Buna göre bize denir ki dönem sonundaki sermayeden dönem başındaki sermayeyi çıkar. Sonuç pozitifse kâr ettim, negatifse zarar ettim. Formülün devamı var ama başlangıç düzeyinde sadece bağ kurun diye bunu söylüyorum. Sermayedeki artışa kar, azalışa zarar deme sebebimiz bu kanuni zorunluluğumuz aslında. Peki, muhasebenin işlevleri nelerdir? Kavramları ayır lütfen. Muhasebe nelerle ilgilenir? Varlık, borç, sermaye, gelir, gider. Peki işlev ne? 4 tane işlev vardır. 1. Kaydeder. 2. Sınıflandırır. 3. Özetler. 4. Anlamayanlar için analiz ve yorum yapar. Muhasebenin işlevleri 4 adettir. Kaydet, sınıflandır, özetle, bunun
analiz ve yorumunu yap ki bu işlevleri çok sık geri döneceğiz arkadaşlar. Peki, bu ilk videomuzda muhasebenin tanımına baktık. Muhasebenin işlevleri nelerdir? Bunları görmüş olduk. Bir sonraki videoda muhasebede ölçüm kavramı nedir? Bilanço temel eşitliği nedir? Mali tablo neden ve nasıl hazırlanır? Bunlara bakacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.